Beklenen an geldi. Geçtiğimiz yıl 13 Pro'dan yana kullanmıştım. Birinci olarak hangi telefonu kullandığımı soranlar olmuştu. Bu sene de epey mesaj aldım. Bu sene hangi telefona geçiş yapacaksın? Satın alma kararımız için de önemli diyen çok sayıda mesaj vardı. Ve beklenen video artık hazır. 14 Pro'yu kutusundan çıkartacağız, kullanacağız. Ve neden bu telefona geçiş yaptığımı sizlere bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Dilerseniz gelin şu efsane kutunun içerisinden canavarı çıkartalım. Minik canavar diyebilir miyiz? Göreceğiz. Hadi kutuyu açalım. kutudan çıkartmış olduğumuz bu minik canavar bir köşede dursun. Aslında belki ekranlarınızda vardır. Siz de merak ediyor olabilirsiniz nedir bu diye. Bir 14 Pro Max kullanıcısıyım. Yaklaşık birkaç haftadır kullanıyorum ve 14 Pro Max gerçekten kendi alanında kendi rekorunu kıran bir telefon diyebiliriz. Neden kendi rekorunu kıran? Çünkü daha öncesinde bir 13 Pro Max vardı ve 13 Pro Max hem işlem gücü hem yetenekler olsun, hem kullanıcı deneyimi olsun. Gerçekten müthiş bir telefondu belki de rakiplerinden çok çok daha üstündü. Şimdi Apple zaten üstün olduğu bir alanda işi bir adım daha öteye taşımış durumda. 14 Pro Max kullanıyorum sevgili dostlar. Şimdi niye 14 Pro'ya geçeceğim? Onu da biraz sizlere bilgi vereceğim. Aslında hem haklı sebeplerim var ama geçtiğim için üzüldüğüm bazı konularda var. Çünkü avantajları da var, dezavantajları da var. Bunları sizlere anlatacağım. Öncelikle aslında 14 Pro Max'in bataryası büyük ve bu bataryanın büyüklüğü beni çok şaşırttı. Aslında şarj olma süresi bir tık uzun. Ne oluyoruz acaba? Böyle her zaman şarj ederken bekleyeceğiz mi diye. Çünkü 13 Pro'yu kullandığımda yani bunun kardeşini kullandığımda çok sık şarj ediyordum. Ben telefonu çok kullanan bir insanım. Yani ekran süren bazen günde 11-12 saati bile bulabiliyor. Gerçekten şaşırmış olabilirsiniz bu süreyi duyunca ama her şeyim orada. Yani Sosyal medya paylaşımlarım. Ama o ekran süresini uzatan en önemli şeylerden bir tanesi de özellikle Amerika'da navigasyon. Hani navigasyon otomobilde kullanırken e, açık oluyor ekran. O nedenle böyle bir ekran sürem var. Şimdi bu kadar uzun süre kullanınca iPhone 14 Pro Max'in pil kapasitesi gerçekten beni çok şaşırttı. Çünkü daha az şarj ediyoruz. Neye göre? Onun bir küçük kardeşine göre. Bu çok güzeldi. Onun dışında farklı alışkanlıklarım başladı. Mesela bu kadar büyük bir ekran olunca dizi ya da filmleri tablette değil de telefonda izlemeye başladım. Mesela uçak yolculuğunda yanıma hep bir iPad Pro mutlaka alırdım. Çünkü uzun ya da kısa uçuş olsun hemen açıyordum. Çünkü yapılacak hiçbir şey yok. internet yok vesaire. Ne yapıyordum? Dizi izliyordum. Şimdi iPad Pro'yu çantaya koyup hani Macbook'un yanında ağırlık yapmasın diyorum sadece telefonla izlemeye başladım. Bir MagSafe aksesuarla şöyle bir aksesuarla izliyorum. Bununla beraber bir de oyun oynamaya başladım. Yani yine tablette yaşadığım oyun deneyimini bu sefer telefonda daha fazla yaşamaya başladım. Peki diyeceksiniz ki eksisi nedir? Yani böyle bir efsanenin eksisi ne olabilir? Ya biraz büyük. Yani ben dedim ya az önce telefonu çok kullanıyorum, içerik üretiyorum yani bol bol hikaye paylaşıyorum. Instagram hesabında günde neredeyse en az 10 tane hikaye paylaşıyorum ve Bunlar gerçekten samimi içerikler. O nedenle telefon her zaman yanımda olsun ve ben çekeyim diyorum. Şimdi bu telefonu tutarken şu serçe parmağım altta. Yani tabii ki telefon şu anda kılıfsız kullanıyorum. Düşmesini istiyorum. Köşeli tasarım zaten kavrama konusunda oldukça başarılı. Yani telefonu hiç düşürmedim. Bundan önceki telefonumu da hiç düşürmemiştim. 13 Pro'dan bahsediyorum. Elimdeki 14 Pro Max'i e hiç düşürmedim sevgili dostlar. Ama Pro Max'in şöyle bir durumu var ağır olduğu için serçe parmağınıza gerçekten bir yük bindiriyor. Ve bu yük belki abarttın diyeceksiniz ama parmağınızda bazen deformasyona bile sebep olabiliyor. Ama tekrar altını çiziyorum. Ben çok uzun süre telefon kullanan bir kişi olaraktan bunu söylüyorum. O nedenle 14 Pro Max'in avantajları ve dezavantajlarını şimdi sizlere söyledim. Ve kararımı açıklıyorum. Benim telefonum 14 Pro. Kişisel hayatımı bildiğim için Alışkanlıkların bildiğim için bak şu anda bile tutarken serçe parmak alta gitmeye gerek kalmadı arkadaşlar. Çünkü ağırlık konusunda birazcık fark var ve boyut konusunda da biraz fark var. Ne olur belki bunda oyun oynamam çok fazla. Belki bunda dizi ya da film izlemem ama çok daha fazla içerik üretebilirim. Kesinlikle Hakkı Alkan olarak benim kişisel telefonum iPhone 14 Pro. Bir de şu konu hakkında bilgi vereyim. Bakın bu da bence çok önemli bir deneyim. Çünkü ilk önce ben de öyle hissetmiştim. Dedim ki ya bu 14 Pro. Daha önce ne vardı? 13 Pro. 13 Pro ile 14 Pro arasında ne fark var? Şöyle yorum yapmıştım kendim. Hatta kişisel böyle arkadaşlarımla beraber yaptığım yorumlarda böyleydi. Ya 14 Pro. Hani daha önceden iPhone'un bir S serisi vardı. İşte iPhone 6 çıkıyordu. Bir de 6 S oluyordu. Aslında bu 14 Pro değil. 13 Pro S demiştim. Ama 14 Pro Max geçen 1-2 haftadan sonra bu konuda yanıldığımı düşündüm. Bu başka bir telefon. Yani 13 Pro ile 14 Pro arasında gerçekten ciddi bir fark var. Diyeceksiniz ki ya kardeşim tasarım aynı. Yani performanslı bir tık arttı. Neyinden bahsediyorsun diyebilirsiniz. Dostlar Dynamic Island dediğimiz ya da hareketli ada olarak çevirdiğimiz bu ön taraftaki çentiğin bize sunmuş olduğu fonksiyonlar kesinlikle bambaşka bir deneyim sunuyor. Bu deneyim telefonu başka bir modele çeviriyor. O nedenle şu görüşe katılmıyorum. 14 Pro aslında 13 Pro S değil. Bu başka bir telefon. Bunun yanı sıra 14 Pro'nun avantajlarından bir tanesi de şu. İşte 12 ailesine kadar ne oluyordu? Pro Max ile Pro arasında bir donanımsal fark oluyordu. Bu donanımsal fark tamam bataryada halen devam ediyor bu fark ama şöyle bir fark daha vardı. Bu benim için ölümcül bir sebep. Kamera farkı vardı. Yani Pro Max'in kamerası Pro'nun kamerasından çok daha iyiydi ve bu benim için bir telefona karar verirken en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Ama artık o fark yok. Yani 13 Pro Max'te de bu durum böyleydi. Şimdi 14 Pro Max'te de bu durum böyle. 14 Pro Max'in kamerasıyla yani tekrar şunu alayım. Bu arkadaşın kamerasıyla bu arkadaşın kamerası arasında hiçbir fark yok. O nedenle beni biraz daha özgür bırakıyor ve 14 Pro'yu tercih etmem konusunda bana destek oluyor. Şimdi biraz da fiyattan bahsedelim. Çünkü aldığım teknik özellik notlarını birazdan paylaşacağım. Fiyat malumunuz hepimiz için çok önemli. Hem fiyatından bahsedeceğim hem de bu telefonu almak için aslında çok iyi bir fırsat bekleyenlere de çok güzel bir haberim olacak. Telefonun fiyatı 39.999 TL'den başlıyor ama Türk Telekom'un sunmuş olduğu çok güzel bir fırsat var. Bu bölümde sizlere biraz bu fırsatların ne olduğundan bahsedeceğim. Sponsorluğundan dolayı da Türk Telekom'a teşekkür ederiz. Yeni iPhone 14 akıllı telefonlar Türk Telekom mağazalarında uygun ödeme seçenekleriyle satışa sunuldu. Türk Telekom müşterileri iPhone 14 akıllı cihazları satın alırken mevcut kontratlı tarifelerinde kalma sözüyle faturalarına ek 3 taksit avantajından yararlanabiliyorlar. Aynı zamanda Türk Telekom bu kampanyayı daha da avantajlı hale getiren mobil ve sabit internet müşterilerini sevdirecek Akıllı Değişim kampanyasında duyurdu. Akıllı Değişim kampanyası kapsamında eski belirli akıllı telefonlarını Türk Telekom mağazalarına getiren sabit internet ya da Türk Telekom mobil müşterileri cihazlarının durumuna göre yeni iPhone 14 model akıllı telefona peşin kontrat teklifleriyle 30.000 TL'ye varan indirimlerle sahip olabiliyor. Peşine kontrat teklifinden faydalanmayan müşterilerse faturalarına ek 3 taksit imkanıyla iPhone 14 model telefonları satın alabiliyor. Türk Telekom akıllı telefon değişim kampanyasıyla müşterilerine bir opsiyon daha sunuyor. Türk Telekom mobil müşterileri 12 ay kalma sözlerine mükemmel durumdaki tam kondisyonlu iPhone 13 Pro Max cihazlarını getirmeleri durumunda iPhone 14 Pro 128 GB'lık modele yani bu arkadaşa 8799 TL gibi çok avantajlı bir fiyatta sahip olabiliyor. Türk Telekom'la akıllı değişim kampanyasından yararlanmak için videonun açıklama kısmına bir link bıraktım. Bu linke tıklayarak mutlaka bilgi edinmenizi tavsiye ediyorum. Türk Telekom'a vermiş olduğu bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi iPhone 14 Pro'nun öne çıkan teknik özelliklerine bakalım ve bazı denemeler yapalım. Birçok kişi işlemcisinden bahsediyor ama A16 Bionic işlemci bana göre yani beklediğimizin çok daha üstünde. Ben eminim bu telefonu satın alan kullanıcılar bu işlemcinin böyle çok tamamını kullanacağını düşünmüyorum. Çok performanslı bir işlemci. Mesela performanstan bahsetmek için video düzenlemeler yapıyorum. Özellikle son zamanlarda işte YouTube'daki o dikey videolar veya Instagram'daki veya TikTok hesabındaki dikey videoları montajlarken artık ben bilgisayar kullanmayı tamamen bıraktım. 4K 60 fps videolar çekiyorum. İstersen bunu Dolby Vision HDR'da çekebilirim ama hani ihtiyacım olan şekilde çekiyorum. Çektikten sonra üzerinde de bir sürü işlem yapıyorum. Yani yazı ekliyorum, yavaşlatıyorum, efekt uyguluyorum, geçişler var vesaire. Epey katmanlı işler var. Ses dosyalarıyla uğraşıyorum. Tüm bunlarla uğraştıktan sonra hadi bakalım bana bir render al diyorum ve Normalde hani böyle bundan birkaç sene öncesini düşünüyorum arkadaşlar. 4K 60 FPS'de sen video yapacaksın. Yaptıktan sonra bilgisayarında render alacaksın. Ya böyle uçağın kalkma sesi var ya bilgisayardan fandan öyle bir ses geliyordu. Yani öyle bir sesle bana render alıyordu. İşte video kaç dakika? Diyelim ki video 5 dakika. 5 dakikalık bir videonun renderı bazen oluyordu 25 dakika. Şimdi bu telefonda yani az önceki deneyimi düşünüyorum. Bir de bu telefonda yaptığım render işlemini düşünüyorum. 1 dakikalık bir Videonun renderı bir dakikadan bile az sürüyor arkadaşlar ve bunu böyle güçlü bir işlemciyle yapmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Olay aslında sadece render değil, günlük hayatta yapmış olduğumuz birçok iş ve bununla beraber çoklu görev gibi birçok e, hizmeti var. Bu hizmeti kesintisiz sürdürebilmesi A16 Bionic işlemcinin marifetlerinden bir tanesi ama sadece marifet performans da değil. Şimdi tamam performansı coşturabilirsin. Coşturduktan sonra batarya yönetimi ne olacak? Yani burada asıl odaklanmamız gereken konu verimlilik. Verimlilik konusunda da gerçekten çok iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Bu performans işlemleri yaparken aynı zamanda bize tüm gün bataryası yetebilecek bir telefon konusunda da hizmet ediyor. Şimdi bu batarya konusunda şöyle bir bilgi verelim. Hani diyelim ki kesintisiz video izleyeceğiz. Yani en kolay aslında bu şekilde anlatılıyor. Yani miliamperler vesaire bunları söylemekten ziyade bu videoda deneyim anlatayım sizlere. iPhone 14 Pro ile kesintisiz 23 saat boyunca video izleyebiliyorsunuz. Yani başka bir iş yapmayacaksınız. Açtığınız videoyu koydunuz. 23 saat boyunca bu videoyu izleyebiliyorsunuz. Peki yani kıyaslayacak olursak dedik ya bu arkadaşın bataryası daha iyi diye. 14 Pro Max olan kıyaslamasında da 23 saatlik video burada 29 saate çıkıyor. Tabii ki Pro Max'in de böyle bir avantajı var. Ama hızlı şarj olabildiği için açıkçası bu beni çok düşündürmüyor. Yani iPhone 14 Pro'nun Pro, Pro Max'e göre batarya kapasitesi birazcık düşük ama bu benim için sorun mu? Hayır değil. Çünkü çok iyi aksesuarlarım var. Zaten kutunun içerisinden çıkan kabloyla beraber isterseniz Apple'ın kendi adaptörünü veya Apple onaylı bir başka markanın adaptörünü kullandığınızda çok hızlı şarj oluyor ve bu süre beni asla rahatsız etmiyor sevgili dostlar. Bu konuda gerçekten Apple'ı tebrik ediyorum. Tabii ki ortada böyle 100 watt, 200 watt vesaire böyle sonuçlar dolaşıyor ama her şeyi kenara bırakıyorum. Az önce söyledim ya hani pil süresi eşittir video izleme saati nasıl böyle anlaşılabiliyorsa. Yani sizin diyelim ki bataryanız burada kırmızıya düştü. Ne oldu? Yani takmanız gerekiyor. Taktınız. Gidin nerede kahve? Video çekerken kahve içmeyi de unuttum. Soğudu burada. Hani bu kahveyi yudumladınız, ondan sonra bir şeyler düşündünüz vesaire falan. Kahveniz bitti diyelim. Ondan sonra telefonunuzu elinize aldığınızda ben eminim %80'e kadar gelmiştir. Ve %80'den sonra zaten neredeyse tam gün kullanacaksın. Hani benim gibi çılgın kullanan insanlar bile batarya konusunda sıkıntıya düşmüyor arkadaşlar. Hızlı şarj konusunda gerçekten çok memnunum. İşlemciyi bir kenara bıraktık. Kamera. Şimdi şöyle gülüyorum çünkü... E, otomobil editörleriyle son zamanlarda çok yakın olmaya başladık. Onlarla beraber işte bazı davetlere katılıyoruz, lansmanlara katılıyoruz. Çünkü otomobil şirketleri diyor ki biz artık teknoloji şirketiyiz. E bizim bu ürünlerimizi teknoloji editörleri anlatsın. Şimdi bir süre işimin üstüne bir de otomobiller eklendiği için gidiyorum. Şimdi ben oraya bir teknoloji editörü olarak gittiğimde çok sevdiğim arkadaşlarım var otomobil sektöründen. O editörlerle bir araya geldim ve bakıyorum onlara böyle kameralarını hazırlıyorlar, kameralarına ses cihazları ekliyorlar vesaire. Sonra ben çoğu lansmanda sadece bir telefonla çekim yapıyorum. Bana diyorlar ki gel, sen gel buraya. Ne yapıyorsun? Diyorum ya çekim yapıyorum. E buna hemen bir mikrofon taktım. Bununla çekimi nasıl yani falan. Sonra diyorum ki işte 4K 60 FPS. Dur dur diyorum biz 1080'e 30 çekiyoruz. Bir sürü uğraşıyorsun sen bir de 4K 60 FPS çekiyorsun? Evet diyorum hatta diyorum otomobilin içinden çekim yaparken işte dashboard'u çekiyorsunuz hop bir kaldırıyorsunuz dışarıdaki ışık sizi bayağı zorluyor kullandığınız SLR'larda. Benim öyle bir durumum da yok diyorum yani eşler mükemmel çalışıyor vesaire. Hakikaten böyle deneyimleri paylaşıyorum. Şimdi geliyorum ana konu. Ben bunları niye anlattım? Aslında iPhone 13 Pro'nun kamerası gerçekten beni aşırı mutlu eden, ürettiğim içeriklerle yani ben Instagram'dan bir hikaye paylaşsam bile abi sen hangi telefonla paylaşıyorsun, bu ne kadar güzel bir görüntü vesaire diye yorumlar getiren bir telefondu. Şimdi o kamera bir tık daha iyileştirildi. Az önce anlattığım işlemcideki iyileştirme gibi. Şimdi bu kameranın inşallah bütün özelliklerinden herkes faydalanır. En önemli iyileştirmelerden bir tanesi çözünürlük. Artık 48 megapiksellik bir ana kamera var. Çözünürlük konusunda 4 kat sonuç anlamına geliyor bu. Pro RAW formatında 4 kat fazla çözünürlükle beraber ne yapabilirsiniz? Yani kırpma yapabilirsiniz, daha fazla detaya hakim olabilirsiniz. Bu özelliği unutmayın bir kenarda kalsın. Şimdi buna beraber bana göre en önemli değişikliklerden bir tanesi de sensörlerin büyümesi oldu. Şimdi sensörün büyümesi ne anlama geliyor? Yine ben böyle çok basit bir şekilde anlatayım. Aslında ışığın düştüğü yüzey daha da büyüdü. Yani siz bir düşük ışıkta fotoğraf ya da video çekiyorsunuz. Oradaki içeriğin çok net ortaya çıkabilmesi için iPhone 13 Pro ne yapıyordu? Işığı biraz emiyordu arkadaşlar. Biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü topluyor o ışığı. Sensör biraz daha küçük olduğu için 14 Pro'ya göre. Şimdi 14 Pro'daki sensör daha büyük olduğu için o ışığı toplama konusunda çok beklemesine gerek yok. Yani çok net fotoğraf ve videolar ortaya çıkıyor. Bu sensörün büyümesi düşük ışıkta bizim çok işimize yaradı. Ayrıca şunu da söylemiş olayım. Olay sadece donanımsal bir iyileştirme değil. Çünkü yazılım konusunda da çok başarılı. İyi bir gece fotoğrafı eşittir. Her şeyin cayır cayır bembeyaz olduğu bir fotoğraf değil. İyi bir gece fotoğrafı benim gözümün gece nasıl gördüğüyle alakalı. Yani insan gözüne daha yakın doğal bir fotoğraf çıkartabiliyorsa bu çok iyi bir sonuç anlamına geliyor iPhone 14 Pro'da bu iş zirvede şu anda. Hep deneyim anlatıyoruz ama biraz teknik bilgi de vereyim arkadaşlar. Elimdeki telefon yani iPhone 14 Pro, ProRes veya Dolby Vision HDR çekim yapabilen, yaptığı çekimi oynatabilen, bu yaptığı çekimi düzenleyebilen ve düzenledikten sonra da paylaşabilen şu anda tek akıllı telefon. Buna ilk olarak ultra geniş açılı bir kamerası var biliyorsunuz. Bu ultra geniş açılı kamera çok daha iyi çalışıyor ve makro çekimlerde yani hem çok yakını çekerken hem de çok daha geniş bir alanı çekerken çok iyi sonuçlar veriyor. Zaten şu anda ekranda da görüyorsunuz yapmış olduğum bazı örnek çekimleri fotoğraf yeteneklerinden çok memnunum. Bir de hakkını teslim etmemiz gereken üçüncü bir kamera var. O da telefoto dediğimiz uzakları yakın eden kamera arkadaşlar. Burada da 2x seçeneğini de görüyoruz artık. Bu ne anlama geliyor? Yani istemiş olduğunuz kadrajlar konusunda size hazır bazı seçenekler sunulmuş oluyor. Siz kendi zevkinize göre veya paylaşmak istediğiniz ortama göre bu ayarlara çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bir de kamera konusunda şunu söylemem lazım. Ee, hakikaten çok etkili olmuştu ilk çıktığında sinematik çekimler. Şimdi sinematik videoda hakikaten sinematik video ne anlama geliyor? Mesela izlemiş olduğumuz filmleri hatırlayın. Oturdunuz sinema koltuğunuza karşıda bir film başladı. Arka taraf daha böyle puslu görünüyor. Ön tarafta nesneye odaklanıyorsunuz bunu bir telefon yapıyor. Şimdi yapıyor da ama iPhone 13 Pro'da bu iş full HD yapılıyordu. Artık 4K seçeneği de geldi. iPhone 14 Pro ile beraber 4K 24 FPS sinematik videolar çekebiliyorsunuz. Ben şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ustam ben yani kısa film çekip de böyle hani yarışmalara mı katılacağım? Bundan banene. Banene abi diyebilirsiniz. Hemen şöyle bilgi vereyim. Bak dikey sinematik video çekin. Sonra bu çektiğiniz videoyu Instagram'da hikayede Reels olarak paylaşın. Sonra bekleyin takipçilerinizden gelen tepkileri bana hak vereceksiniz. Bununla beraber bir de Action mod var. Yani şuralarda bir yerde hemen arkada olması lazım aynen. Bu bir aksiyon kamerası. Hani bunu inceleyeceğim arkadaşlar daha sonra. Bu aksiyon kamerasının en önemli özelliklerinden bir tanesi neydi? Yani adı üstünde zaten aksiyon halindesin. Abi koşuyorsun, zıplıyorsun, atlıyorsun, dalıyorsun, çıkıyorsun buralarda size sarsıntısız çekim yapabilme imkanı sağlaması. Şimdi bir telefon aslında yanınızdaki en hızlı ulaşabileceğiniz çekim makinesi. Bu çekim makinesinin aksiyon kameralarındaki yeteneklere benzer şekilde çekim yapabiliyor olması kesinlikle muazzam. Çünkü bir aksiyon kamerası yani hemen şu karşıda çanta var hatta ben o çantanın fotoğrafını da çekeyim. Şimdi kalkmayayım buradan kadrajı bozmayayım. Şöyle hemen çektim arkadaşlar ekranlarda da görüyorsunuz. Şimdi o aksiyon kamerasını işte çantadan çıkart, ayarla, dur tamam hadi başlatıyoruz. Hafıza kartında yer var mı yok mu? Hadi başlıyoruz abi çekme. Şimdi bunlara gerek kalmıyor. Bir olay anında hikayeyi kaçırmadan hızlı bir şekilde çekmek istiyorsunuz. Çekim yaparken de o aksiyonlu ortamdan etkilenmemek istiyorsunuz. Aslında iPhone 13 Pro'nun zaten... otik imaj sabitleyicisi aynı zamanda elektronik imaj sabitleyicisi gayet iyi çalışıyordu. Şimdi bu olay abartıldı bak geliştirildi demiyorum abartıldı yani saçma sapan bir şekilde böyle hareket ederek çekim yapsanız bile ortaya çıkan sonuçlar gerçekten muazzam tabi burada elektronik olarak bir kırpma işlemi söz konusu ya yani ne olursa olsun işte sonuç iyi yani kim nereden kırpılmış bence hiç kimsenin umurunda değil. O nedenle sonuç gerçekten çok başarılı. Geçiyorum ön kameraya. Şimdi bu ön kamerada herkes otofokus e, olayını şuradan bir ekran kaydı da başlatayım arkadaşlar. Ekran kaydımı da açtım. Bir yandan bu ekranı da görüyorsunuz. Şimdi ön kameraya geçtim. Beni görüyorsunuz. Şimdi burada ön kamerada beni odaklıyor. Ama istersek arka tarafı odaklayabilir. Beni odaklayan Yani birden fazla yüz olduğunda otomatik netleme ile beraber aslında çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Zaten geniş açılda bir kamerası olduğu için hani birden fazla kişiyle çekilen fotoğrafları çok daha iyi bir şekilde hazır hale getirip paylaşmanıza olanak sağlıyor. Şimdi de portre denemeleri yapacağız. Şu anda 2x portreyi çekiyorum. Çektim. 1x'e geçiyorum. Çektim. 3x biraz daha uzaktan çekiyorum. Çektim. Yukarıda güneş var yani inanılmaz bir ışık kaynağı ona rağmen bir selfie fotoğraf çekeceğim. Nasıl çalıştığını hep beraber bakalım çünkü bu eşler müthiş bir sonuç verecek diye düşünüyorum. Ön kamerayla da bir çekim yapayım. Dediğim gibi yine arkada bir gürültü var şu anda uçak geçmeye başladı. Güneş şu anda benim yüzüme çok şiddetli bir şekilde vuruyor. Ee olabilecek her şey şu anda ters gidiyor. Bir terslik daha yapayım. Ve arkamda çok ciddi bir ışık kaynağı var. Ona rağmen videonun nasıl çıktığını görüyorsunuz. Şimdi 48 megapikseli açtım ayarlardan. Buradan kapatabiliyorsunuz. Tekrar açtım. Biraz daha yaklaşayım. Şu güzelliği çekelim. Sonuç nasıl olacak? Biraz bakacağız. Üzerinde dolaşırız fotoğrafını çekiyorum. ekrandan biraz bahsedelim. Ekran gerçekten çok etkileyici. Etkileyici bir ekran ne anlama geliyor? Şimdi şu anda aslında kapalı bir ortamdayız. Odanın içerisinde ben çekim yapıyorum ama dışarıda cayır cayır bir Kaliforniya güneşi var. Şimdi bu güneşin altında içerikleri net bir şekilde görebilmek için ekranın parlak olması. Yani güneşle yarışıyor bu ekran. Sensörler var hani dışarının ortam ışığını algılıyor ona göre veriyor coşkuyu. Şimdi buradaki aydınlatma gerçekten çok muazzam. O nedenle yoğun bir ışık altında çok net bir şekilde içerikleri görebiliyorsunuz. Hani illa her zaman güneşin altında şu anda da gerçekten benim için muazzam bir ekran var. Zaten promotion özelliğiyle beraber insan gözüne böyle daha iyi gelen inanılmaz bir kaydırma imkanı var. İlk olarak iPad Pro'larda görmeye başlamıştık. Şimdi bu telefonlarda da görüyoruz. iPhone 14 Pro'da da bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Bu kadar güzel bir ekranın korunması da çok kıymetli. Hemen şuradan 13 Pro Max'i e bir getireyim. Şimdi 13 Pro Max'te şu anda siz de görüyorsunuz yaklaşık 2 haftadır kılıfsız kullanıyorum ve hakikaten çok ortama gidiyorum. Yani otomobil videosu çekiyoruz, uçağa açıyoruz, ofise gidiyoruz, çocuklar alıyor, çocuklarla beraber işte Snapchat açıyoruz kendimize efekt yapıyoruz. Gülüyoruz, eğliyoruz. Baba ben yapacağım ver onu falan telefonu alıyorlar. Yani şiddetli bir ortamda bu telefonu kullanıyorum. Böyle aksiyonlu ve şiddetli bir ortamda kılıfsız kullanmama rağmen ilk iki haftada çok çok daha önceki iPhone modellerinde kılcal çizikler başlıyordu. Ama 14 Pro Max'te böyle bir sıkıntı yok. Tabi bu kardeşinde de böyle bir sıkıntı olmayacağı anlamına geliyor. Ceramic Shield dediğimiz bir korumayla beraber buradaki cam çok daha güçlü bir şekilde korunmuş oluyor. Always on display dediğimiz işte rakip telefonlarda olan özellik artık iPhone'da da var. Hangi telefonlarda var? Pro olan modellerde var. Pro Max'te ben bunu kullanıyordum. Pro'da da kullanmaya devam edeceğim. Aslında biz bunu hep beklemiştik. Yani daha önceki iPhone modellerinin ilk videolarını paylaşırken keşke olsaydı demiştik. Nihayet geldi. Geldi ama kullanım esnasında hiç alışık değiliz ya mesela bir iPhone ekranının hani kilitlediğimizde açık olmasına. ilk başlarda şunu hissedeceksiniz onu söyleyeyim. Allah birisini acaba arıyor muyum ben ya falan. Bakıyorsun ha aramıyormuşum. Ekran açık ha tamam eyvallah falan diyorsunuz. Önce bir gerilim oluyor tamam mı? birkaç gün. Ondan sonra alışıyorsunuz. Bu gerçekten güzel. Çünkü masanın üzerinde duran bir telefona hani hangi bildirimlerim gelmiş şöyle bir göz ucuyla bakmanız Yeterli olay sadece bildirim de değil araç takımlarını ekleyebiliyorsunuz atıyorum borsayı takip ediyorsunuz dövizi takip ediyorsunuz hava durumunu merak ettiniz veya bir takvimi görmek istiyorsunuz gözücüyle baktığınız zaman o içeriye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi herkesin merak ettiği bir konu var onu sihirlerimi youtube kanalımızda detaylı bir şekilde paylaşacağız ustam çok iyi diyorsun da bu ekran dediğimiz hadise pilin en büyük düşmanı E bu her zaman açık ekran pilimizi öldürmez mi? Cevap tabii ki pile bir etkisi var ama tahmin ettiğimiz kadar değil. Bunu yine teknik olarak ölçelim ve sizlerle paylaşalım. Hangi kanalda? Sihirlerime YouTube kanalımızda bunu paylaşacağız. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Aslında inovasyondan bahsedelim. İşte telefonun ekranıydı, işlemcisiydi, piliydi vesaire. Tamam bunlar her sene ilerliyor. Eyvallah çok memnunuz. Ama inovasyon dediğimiz şey başka bir şey. Şimdi Apple'ın yaptığı İnsan hayatını kurtarabildiği için gerçekten yapanlara böyle çok çok teşekkür ettiğim bir inovasyon var. Onlardan bir tanesi, iki tane inovasyon var. Onlardan bir tanesi kazayı algılayan sensörler. Şimdi çok eğlenceli bir video çektik ama bu eğlenceli video teknolojiyi anlatmak için de inşallah hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız. Şimdi içerisindeki bu ivmelenmeyi ölçen sensör aynı zamanda mikrofonla beraber kaza anını tespit edebiliyor. 112'yi arayabiliyor ve sizin acil durumda ulaşmanız gereken kişilere ulaşabiliyor. Allah korusun yani böyle bir durum olduğunda bu telefon size yardımcı oluyor ve bu gerçekten çok değerli bir yenilik. Bir diğer yenilik daha var. Şu anda ülkemizde çalışmıyor ama çalıştığı zaman e, hakikaten yine kim yaptıysa Allah razı olsun diyebileceğimiz yani eminim ben bol bol hikaye göreceğiz arkadaşlar. Nedir bu? Uydu'dan iletişim. Uydunun iletişim şöyle, şimdi bazı istasyonları bir yere kadar yetebiliyor Ama bazı istasyonların olmadığı bir alanda, diyelim ki bir dağ başında kaybettiniz yolunuzu, yani ya da kayak yapıyorsunuz bir yerlere eyvah dediniz ki burası neresi, nereye gideceğim, yönünüzü kaybettiniz vesaire. Bu durumda telefonların çekmediği yerde, uydudan iletişim kurarak size ulaşması gereken kişilerle irtibat sağlamak için bir imkan sağlanmış daha ne diyeyim yani bu iki özellik çok büyük inovasyon bizim bunlara ihtiyacımız var video epey uzun oldu ama deneyim videosu biraz da teknoloji sohbeti oldu arkadaşlar detaylı inceleme videosunda ne görmek istediğinizde lütfen aşağıda yazın en son videoyu kapatırken farklı farklı renkler var bu yeni renkler arasında derin mor var şu anda elimde görmüş olduğunuz altın rengi var bir gümüş renk var bir de uzay siyahı var hepsi birbirinden güzel gerçekten çok beğendim. Yani daha önce bir kutu açılışı yapmıştık bir arkadaşımızla. Onda gümüş rengini görmüştüm. E, siyahını tercih edenler çok fazla. E, iPhone 14 Pro Max'in rengi aslında lansman rengi de diyebiliriz. Bizim otomobillerde diyoruz aynen buna da diyelim. Lansman rengi derin mor. Bu da çok güzel arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel renkler. Onlardan birini tercih edebilirsiniz. Tekrar altını çiziyorum. Videonun açıklama kısmına bir link bıraktık. Bu linke tıklayarak mutlaka fiyat avantajlarından faydalanabilirsiniz. Eski iPhone'unuzu getirebilirsiniz. Yepyeni bir iPhone'a çok daha iyi fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Geldik videonun sonuna. Umarım keyifli zaman geçirmişsinizdir. Eğer öyleyse videonun beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Daha da vaktiniz varsa iki tane daha videonun linki gelecek. Onları da izleyebilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.